Merhabalar. Bugün teknoloji bağımlılığı konusunu ele alacağız. İlk olarak bağımlılığı tanımlayarak başlayalım. Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Bir kişide gördüğünüz bu özellikler varsa o kişi kendini iyice bir gözden geçirmelidir. Çünkü ya artık bir teknoloji bağımlısıdır ya da bağımlı olma yolunda kararlı adımlarla yürüyor demektir. Teknoloji bağımlısı bir kişi bağımlı olduğu şeyle gittikçe daha çok vakit geçirmek ister. Teknoloji bağımlıları teknolojiyi istedikleri gibi kullanamadıklarında aksi, asabi ve öfkeli olurlar. Teknoloji bağımlıları ruhsal ve bedensel sıkıntılara rağmen teknolojiyi kullanmaya devam ederler. Teknoloji bağımlısı bir kişi bağımlı olduğu şeyle istediğinden daha çok vakit harcar. Teknoloji bağımlısı bir kişi bağımlı olduğu şeyi kullanmazken bile onu düşünür. Teknoloji kullanımı bağımlı kişinin sorumluluklarını yerine getirmesini engeller. Bu özelliklerden hangileri sende var? Teknoloji bağımlılığı nasıl başlar? Bağımlı olmaya doğru nasıl bir yol izler? İlk adım merak ile atılır. İlk önce kişi merak ettiği için kullanmaya başlar. İkinci adımda sosyal kullanım vardır. Yani arkadaşların ya da yakın çevrendeki kişiler kullandığı için kullanırsın. Üçüncü adımda eğlenmek ya da problemlerden kaçmak için teknoloji kullanımı vardır. Yani amaçlı bir teknoloji kullanımı. Dördüncü adım ise bağımlı kullanımdır. Teknoloji bağımlısı bir kişi neler söyler? Örneğin sabaha kadar oynadım der. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı toleransın geliştiğini gösterir. Yani oyun oynadığı süre artık kişiye yetmemektedir. Of ya son zil çalsa da eve uçsam der. Bunun anlamı ise kişinin yoksunluk sendromu yaşadığıdır. Yani teknolojiden uzak kaldığı zaman kendini kötü hissetmesidir. Sadece 5 dakika daha der. Bu kendini kontrol edemediğini göstermektedir sürekli 5 dakika 5 dakika 5 dakika daha derken süre fazlasıyla uzar. Canım hiçbir şey istemiyor der. Teknolojiyle vakit geçirmediği zaman kendine yapacak hiçbir şey bulamaz. Ah beyim bu merdivenliğe kim çıkacak şimdi der. Uzun süre bilgisayar başında hareketsiz kaldığı için bedensel sağlık problemleri yaşar. Çevresindeki kişilerle genellikle de anne ve babasıyla çatışmalar yaşamaya başlar. Bana karışma diye tepkilerde bulunur. O kadar fazla teknolojiyle vakit geçirmektedir ki ödev ve sorumluluklarını aksatmaya başlar. Ödev bugün emmiydi der. Zihin kilitlenir artık her yerde her zaman teknolojiyi düşünmeye başlar. Hele bir bilgisayarıma kavuşayım dünkü oyunda kaybettiğim puanları geri almasını bilirim ben der. Hem kendine hem yakın çevresine yalanlar söylemeye başlar. Yok canım daha şimdi oturmuştum başına der. Sürekli teknolojiyle vakit geçirdiği için ve bu süreyi sürekli arttırdığı için uyku düzeni bozulur. Daha yeni yatmıştık ne zaman sabah oldu diye cümleler duyabilirsiniz. Yemek düzeni bozulur. Artık hızlı yiyebileceği aparatif şeyler yemeye başlar. Anne tepsiyle odamda yesem olur mu diye sorabilir. Tabii ki teknolojik aletleri hiç kullanmamak mümkün değildir. Önemli olan kullanım biçiminizi düzenlemektir. Ailenize vakit ayırın. Oyuna ve dinlenmeye vakit ayırın. Öğrenmeye, ödevlerinize vakit ayırın. Bilgisayarla ilişkinize sınır koyun. Bilgisayarınızla baş başa kalmayın, sırdaş olmayın. Yani teknolojik aletleri hayatınızın odağı haline getirmeyin. Teknoloji ile olan ilişkinizi test etmek için haydi bir uygulama yapalım. Size yönelteceğim soruları evet ya da hayır şeklinde cevaplayın. 1. Bilgisayar ya da diğer teknolojik aygıtlarınla geçirdiğin zaman yüzünden gündelik sorumluluklarında aksama oluyor mu? 2. Daha önceleri kardeşlerinle evde veya arkadaşlarınla dışarıda oynamaktan zevk alıyorken artık tekno oyuncaklarını mı tercih ediyorsun? 3. Sosyal medya mesajlarını günde bir iki kereden fazla kontrol ediyor musun? 4. Sanal alemden edindiğin arkadaşlarla gerçek dünyada da takılıyor musun? 5. Arkadaşlarınla veya ailenle geçirdiğin zamanlarda azalma var mı? 6. Sabah yataktan kalktığında yorgun ve öfkeli oluyor musun? 7. Teknoloji kullanımına Harcadığın zaman okul başarını olumsuz etkiliyor mu? 8. Teknolojik aletlerine takılmaktan dolayı yeterince uyuyamıyor, dinlenemiyor ve sabahları bu sebeple çok yorgun oluyor musun? 9. Yemek yediğin zamanlarda aklın sürekli bilgisayar, tablet ve benzeri ile uğraşmak istek arzusuyla meşgul. 10. İnternette herhangi bir amaçla değil, öylesine dolaşıp duruyor musun? 11. Teknolojik malzemelerini kullanman kısıtlandığında tepen atıyor, öfkeden çıldırıyor musun? 12. Sanal dostların evdeki, mahallendeki, okulundaki dostlarından daha mı fazla? 13. Teknolojiden uzak geçirdiğin zamanlarda sıkıldım diyor musun veya bu türden zamanları kayıp vakitler olarak görüyor musun? Uyguladığınız bu test sonucunda evetleriniz çoksa iyice düşünüp taşınmanız gerekiyor. Almanız gereken önemli kararlar olabilir. Teknoloji kullanımınızı sınırlandırmalısınız. Teknoloji bağımlılığından kurtulmak için ne yapmalı? İlk olarak teknoloji ile geçirdiğiniz vakti tam zıt saatlere taşımalısınız. Saat gözünüzün önünde olsun. Mümkünse alarmını kurun. Günlük olarak yapmanız gerekenleri Yazın program yapın. Oyunlarınızı çeşitlendirin, dışarıya da çıkın. Kendinize hedefler koyun, teknolojik aletlerle geçirdiğiniz vakti yavaş yavaş kısaltın. Okul psikolojik danışmanından yardım isteyin. Günlük olarak egzersizler yapın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.